Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, Sahur Bereketi programıyla karşınızdayız. İlk heyecanımızı yaşadık. Ramazan'ın ilk orucunu tuttuk. İnşallah Ramazan'ın sonuna kadar bu heyecan, bu aşkla Ramazan ayını bitiririz. Rabbim oruçlarınızı kabul eylesin inşallah. Hocam, biz dünkü programımızda Ramazan fıkhını konuşuyorduk. Bir nevi devamı mahiyetinde tekrar sorularımıza devam etmek istiyoruz. Hemen ben ilk sorumla gireyim hocam. Yolcu için oruç nasıldır? Yani yolcu biri için şehirler arası ve ülkeler arası yolculuk yapan birinin orucu nasıl olmalıdır? Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmedu ve nestaînu. Allahu Teala yine içinde bulunduğumuz bu mübarek günleri âlem-i İslam'ın uyanışına, Müslümanların ittifakına, ümmetin dirileşine, müminlerin ihyasına Allahu Teala vesile eylesin inşallah. Oruç aslında daha önceki programda da dedik, yani 11 ayın sultanıdır. Dolayısıyla orucu anlatmaya çalıştığımızda orucun bir meselesini bir ay boyunca insan üzerinde konuşabilecek kadar bir geniş kapsamlı bir ibadet çeşidinden bahsediyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de kullarından ibadete talep ederken kişinin gücüne göre ibadetlerde talep ediyor Allahu Teala. Yolculukta bildiğimiz gibi insan fıtraten meşakkat gerektiren bir yolculuk olduğu için yolculukta Allahu Teala bazı ibadetlerde kuluna bazı kolaylıklar tanımış. Mesela o farz olan 4 rekat namazları 2'ye indirmesi, sünnetleri kılmamada bir mahzurun olmayışı gibisinden, oruçta da kişi eğer yolculuğa niyet etmişse ve imsaktan önce, yani oruç tutmadan yolculuğa niyet etmişse, yolculuk esasında kişinin oruç tutup tutmaması açısından iki husus söz konusudur. Bunların birisi, eğer kişi orucu tutabilme imkanı olursa onun oruç tutması azimettir, yemesi ise ruhsattır. Ama yolculuk derken tabi bugün bu asırda işte uçakla, gemiyle, otobüsle, özel araçla insanın seyahat ettiğini düşünün, buradaki meşakkatler biraz az, yani günümüz araçlarıyla yolculuk esnasında da oruç tutulmasının yine azimet oldu. Ama eski devirlerde düşünen veya bugün de yine öyle bir şey düşünelim ki insan yani çok zor, sıkıntı, su bulamayacak, iftarını, sahurunu tutmada sıkıntı çekeceği bir yolculuk esnasında, yolculuk esnasında oruç tuttuğu halde güçten düşürecekse bu sefer oruç yemesi azimet olur, tutması ruhsat olur. Ne demektir azimet? Yani tutulması daha evla olana azimet, fetvası olana göre de ruhsat diyoruz. Demek ki meşakkatli bir yolculuk olsa, o meşakkatli yolculukta oruç tutmak değil, tutmamak azimet olur. Ama her halükarda şöyle diyelim, oruçta, yolculukta oruç insan tutmayabilir. Ancak kişi yolculuğu diye bir şey niyet etmeden sahura kalkar, gün içerisinde sefere çıkmak istese, bu insan orucunu yemez. O günü mutlaka oruçlu olarak geçirmesi lazım yani. Yani oruca niyet ettikten sonra yolculuğa niyet etse, yolculuk vuku bulsa, o gün orucunu tamamlar. Ama yarın sabahleyin ben işte İstanbul'dan Ankara'ya gideceğim diye bir niyet etse, öyle bir dille söylemesi değil, yani yarın yolculuk kendisini yolcu olarak hissetse, onu zaten oruç tutmaz ve tutmadığı günde güne gün kaza eder. Ama oruca niyet ettikten sonra yolculuk hasıl olsa, olur ya insan işte gün içerisinde birisi geldi çağırdı, dedi ki gel beraber işte efendim İzmir'e gidelim veya Diyarbakır'a gidelim, Urfa'ya gidelim gibisinden yolculuk sonradan surelirse o gün orucunu tutması lazım. Bir de oruçta gittiği yerde, yani diyelim doğudan batıya, batıdan doğuya geliyorsa ne yapması lazım? Bir yerde imsak tutmuş, öbür yerde iftar açması lazım. Neye göre şey yapacak? Bulunduğu yerin iftarına göre iftarını açacak. Yani ben işte Urfa'da oruç tuttum, İstanbul'a geldim ve İstanbul'da oruç tuttum, Urfa'ya gittim.
Ben nerenin iftarına göre oruç tutacağım? Eğer sahuru İstanbul'da yemişsem iftarı da İstanbul iftarına göre değil, bulunduğum yer yani Urfa'ya göre iftarımı açmam lazım. Konum mahiyetiyle neredeyse oranın iftarına göre. Tabii yolculuk müddeti arasında İslam müştehitler arasında bazı ihtilaflar var ama böyle yuvarlak olarak dozan kilometre mesafeyi kast edip çıktıktan sonra kişi seferidir. Yani diyelim biz İstanbul'dayız. İstanbul'un dışına çıkacağımız zaman tam İstanbul şehir merkezi denilen yer sınırlar denilen o sınırdan çıktıktan sonra velev ki İstanbul'un ezan sesi bize gelse bile biz artık yolcuyuz yani. Önemli bir konuydu. Allah razı olsun hocam. Peki mazeretsiz oruç tutmamanın şer'i hükmü nedir hocam? Evet, İslam hukukunun yürürlükte olduğu zamanlarda bunun çok ciddi, alimlerce bunun çok ciddi bir cezası olduğunu. Ancak o şekilde oruç tutmayan insan kefaret, yani kaza ile beraber, kefaretle beraber kazayı da gerektirir mi? Sadece kaza mı, sadece kefaret mi? Alimler ittifakın oruca niyet etmeden oruç tutmayan bir insan günü gün kaza eder. Ama durup dururken 3 gün üst üste mazeretsiz Ramazan orucunu tutanla ilgili hem hadis-i şeriflerde hem de İslam müştehitlerince çok ciddi, çok ciddi manada bir yaptırımlar var. Yani oruç aslında Allah-u Teala'nın insanın terbiye eden, insan nefsini terbiye eden en önemli etkenlerden birisi. Bunu ihmal ettiğin zaman Cenab-ı Allah bir nevi haşa insan kafa tutuyor gibi anlama geleceği için bunun meydesi fazladır. Yani umum namına ceza veriyor. Şahsi değil. Niye? Çünkü toplumun oruç yemesini doğallaştırdığı için bu mutlaka engellenmesi lazım. Ama bugün seküler bir dünyada yaşıyoruz. Söylenecek başka bir şey yok. Günah girer demekten başka bir yaptırım yoktur. Evet, doğrudur. Hocam, bayanlarla ilgili bir iki soru da sormak istiyoruz. Öncelikle bayanlar hangi durumlarda oruç tutmayabilir? Evet. Aslında burada şunu söyleyelim. Bayanların 3 çeşit hastalığı vardır. Birincisi adet, yani her bayan 10.000'de bir adet görmeyen bayanlar var. Bayan için adet görmemek hastalıktır. Yani sağlıklı bir bayan mutlaka adet görür. Ayda bir, Ebu Hanife'ye göre en az 3, en çok 10 gün, İmam Şafii'ye göre bir anda olabilir, 15 günde olabilir. Bütün imamların ittifakıyla temizlik müddeti 15 günden az değildir. Yani 16 gün hastalık olmaz. Demek ki her ay görülen bir iddet dediğimiz ay baş hali var. Bir de doğumdan sonra görülen lohusalık veya nifas kanı dediğimiz bir akıntı var doğum sonrasında. Bir de bu ikisi dışında kadın herhangi bir psikolojik bir sıkıntı görür, ağır bir yük taşır veya çok ekşi, çok acı bir şeyler yer, vücudunu rahatsız edecek herhangi bir şey veya şok geçiren herhangi bir ani panikleyecek bir durum başına geldiğinde biz buna istihaze diyoruz fıkıhta. Ne demektir? Yani hüzünle gelen kan manasına geliyor. Yani bir dertten dolayı geliyor. Bu da bir erkeğin burun kanamasından farksızdır. Bu istihaze kanında insan namazında, kadın namazında kılabilir, orucunda tutabilir. Ama ay başı hali ve nifas yani doğum sonrası olan kanamada kadın oruç tutamaz, namaz kılamaz. Namazı kaza da edemez. Etmesine gerek yok. Ama orucunu güne gün kaza eder. Bir tırnak içinde söyleyeyim. Erkeklerin orucun kefareti için hani kaza gerektiriyor ya. Erkekler bunu üst üste mutlaka tutmaları lazım. Bayan orucun kazasını ve kefaretini üst üste tutma mecburiyetinde değildir. Yani her hafta birer gün, üçer gün tutarsa, her haftanın işte örneğin pazartesi, perşembe tutsa, o şekilde birkaç gün orucu kazası var. Diyelim ki 15 gün orucu kazası varsa, bunu bir ay içerisinde bunu bu şekilde tamamlayabilir. Üst üste tutma şartı yoktu bayan için. Evet. Bayanlar için de bu bir Allah-u Teala'nın bayana vermiş bir kolaylıktır. Bir, onu söylemişken şunu da söyleyelim. Bir bayanın aybaşı hali ile oruçla olan alakaları ile ilgili önemli gördüğüm bir iki husus müsaadenizle söyleyeyim. O da şu. Buyurun. Bir insan imsak saatinden sonra kadında bir aybaşı hali sadır olsa ne yapması lazım? Kadının orucunu bozması lazım. Bir bayan imsaktan sonra aybaşı hali biterse ne yapması lazım? O da yine oruçlu sayılmaz ama edeben, oruca edeben o gün böyle alenen oruç
alenen yememesi lazım. Edeben o gün oruçlu gibi akşamlaması adaman uygundur. Yani bu aybaşı halleri böyledir. Ama aybaşı hali bozuk olan, yani bazı kadınlarda fıkhta geçtiği gibi, mesela bazen bir gün kanaması oluyor, 2-3 gün ara veriliyor, bir iki gün sonra bir daha başlıyor derken böyle 15 gün içerisinde muhtelif günlerde, saatlerde oluyorsa, bu kanamayı gördüğü zaman aybaşı halı sayılır, temiz olduğu zaman oruç tutabilir. Bu üç sebep saydınız hocam. Yani bu durumlarda kadın niyetli ise de, oruca niyetli ise de, niyetten sonraki süreçte oldu diyelim böyle bir hastalık. İşte, bu haldeyken sadece kaza mı yapacak yoksa kefaret kaza mi? Edecek. Sadece kaza edecek. Tabii tabii. Güne gün kaza edecek. Bir de hani niyet kelimesi biraz farklı. Yani niyet insan akşamdan da yapabilir. İmsak önemlidir. Yani imsaktan sonra bu hal vakı olsa, vuku bulsa, o zaman oruçlu değildir. Orucunu bozar, güne gün kaza eder sonradan. Allah razı olsun hocam. Ama istihaza kanı, bayanlar bunu birçok insan bilmiyor, özellikle genç okuma yazması veya fıkıh bilgileri biraz zayıf olan kardeşler çok soruyorlar. Biz de burada televizyon kanalıyla bunu vasıtasıyla söyleyelim. İstihaza kanı, yani aybaşı kanı değil ve doğum sonrası olan kan da değil, arada olan, dediğim gibi arada olan bir anormal bir kan. Bu kadınlar, genellikle tecrübeli kadınlar bunu biliyorlar. Aybaş kanı, vücutta bir yanma ve ağır bir kokusu var. Zaten doğum sonrası olan zaten belli olur. İşte yanması olmayan, böyle biraz katı olmayıp kokusu olmayan istihaza kanı içinse, o bir sadece bir burun kanaması gibi şeydir. Hem o halde akıntısı olsa bile, kesilmeden akıntısı olsa bile, hem orucunu tutabilir, hem namazını kılar. Orucunu ve namazını bozmaya gerek yok yani. Peki hocam, Ramazan'da oruç tutmayan kadının hükmü nasıldır? Evet. Hiç oruç tutmayan yani. Tabii şimdi şöyle, eğer emzikli ise bebeği için, bazı bayanlar vücudu sağlam ama sütü eksik, oruç tuttuğunda bebeğine zarar gelecekse oruç, onun oruç tutması caiz değildir, mekruhtur, hatta haramdır diyene, eğer hayati tehlike bebek için söz konusu olacak veya hayata daimi kalacak bir hastalığa oruç tutması sebep olursa günaha girer. Yani sevap elde etmesi orada dursun, günaha girer. Ama diyelim ki hamile ise kadın, hamileliği zamanında genellikle açlıkta kadın fazla hissetmez. Ama doğacak olan çocuğu gıdasızlıktan dolayı, çünkü onun her aldığı gıda içeride, çocuğun da ona göre onu da beslenmesine sebep olur. Günümüz şartlarında eğer imkanı varsa bayanın, bunu bir uzman tıp doktoruyla görüşmesi lazım. Oruç tuttuğumda bebeğime ne kadar zarar gelir? Hamileyim, bebeğime ne kadar zarar gelir? Tutup tutmamamda ne gibi bir sonuçlar doğar diye verilen güvenilir bir tabibin vereceği rapor veya tavsiyeler doğrusunda orucunu ona göre hareket eder. Yani zararlıysa tutmaz, zararlıysa tutar. Tutamayan bir bayan, herhangi bir sebepten tutamayan diğer bir erkek nasıl olur? Ramazan'da oruç tutamamışsa sonra da ne yapar? Güne gün kaza eder. Yani şunu söyleyeyim Seyfullah Bey, mesela oruca niyet ettikten sonra bilerek yeme, içme ve cinsi münasebette bulunmanın dışında her halükarda güne gün kazadır. Ama kasten yemek yese, içse ve kasten yedikleri de eğer gerçekten tat alınacak bir durumda ise, mesela çok tuz yemek kazayı gerektirir. Ama az tuz yemek kefareti gerektirir. Niye? Çünkü az tuzdan insan tat alıyor. Ama çok tuz insanı tiksindiriyor, insana zarar veriyor. Dolayısıyla çok tuz yiyen bir insan orucu bozuluyor ama güne gün kaza. Fakat az tuz yiyen bir insan kefaret gerektiriyor. Niye? Çünkü ondan tat alıyor. Evet. Yani bu tür durumlarda genel itibariyle zaten bayan erkek durumu istisnalar haricinde aynıdır hocam diyorsunuz. Evet. Hocam, hastalar için oruç nasıldır? Evet, bu çok önemli.
Şimdi zamanımızda şu anda gençliğin biraz maneviyattan gittikçe kaydığı bir zaman dilimini içerisindeyiz. Yaşlı insanlar biraz daha maneviyatı, bilgiler fazla olmasa da maneviyatı çok daha kuvvetli. İşte hasta olsalar ben ölsem de oruç tutacağım gibisinden bakıyorsun, yatalak hastalar bile oruç tutmaya direniyorlar. Şimdi ne yapmak lazım? Güvenilir bir tabibin oruç tuttuğun zaman senin var olan sıhhatındaki hastalığına daha zarar vereceği kesin tespit edilir ve bu raporu veren güvenilir bir tabipse o yatalak olan hastanın oruç tutması caiz değildir. Güne gün kaza eder, sonradan kaza eder. İyileşme durumu olan hasta için böyle, diyelim ki yaşlı, bir daha iyileşme durumu da söz konusu değilse güne gün, her güne bir fitre verir. Fidye budur. Her güne bir fitre. Fitre nedir? Belli bir miktar buğday, arpa, un, kuru üzüm ve hurmadan veriliyor. İmam Şafii'ye göre memleketin temel gıdalardan herhangi birisi, diyelim ki peynirden de hesaplanılabilir. İşte efendim ne bileyim, bu ve buna benzer erzaklardan da hesaplanılabilir. Ama bugünümüzde işte biz fitre diyoruz ya, Ramazan'daki verilen fitre, günün şartları içerisinde bir insanın asgari açlık sınırında olan, açlığını giderecek bir insanın sabahlı, akşamlı karnı doyurarak yemesi demektir. Bu da bugün mesela bir geçen sene yanılmıyorsam 18-19 bin lira bir tespitte bulunmuştu Diyanet İşleri Başkanı. Yani doğal olarak bir insanın sabah akşam doyurabileceği bir erzak miktarınca fide vermesi lazım. Veya 2,5, her güne 2,5 kilo buğday fitre olarak vermesi lazım. Yani hastalıklar açısından hocam, yani bir de şeker hastaları var. Evet. Yani bunların da mesela gün içerisinde bir şeyler atıştırmaları gerekebiliyor. Yani özellikle belki en çok karşılaştığımız sorulardan biri de budur. Bunlarla ilgili nasıl bir şeyler söyleyeceksiniz hocam? Şimdi şeker hastası özellikle sık sık yemek yemesi gereken bir hastalık çeşidi olduğundan dolayı, eğer hasta bir işi yok, akşamdan sabaha kadar aralıklarla gıdayı alır, diğer günlerde akşam yatıp sabah kalktığını düşünelim. Bunun gündüzü uyur, geceleyin bu şekilde gıdayı alabilecek bir imkanı varsa oruç tutmasında bir sıkıntı olmaz. Ama tutacağı zaman hastalığına, sıhhatına zarar vereceği bir hasta ise bunun oruç tutmasının sevabı orada dursun. Allah-u Teala'nın verdiği ruhsatı terk ettiğinden, Cenab-ı Allah'ın yaptığı ikramı elin tersiyle itelediğinden, kabul etmediğinden dolayı günaha bile girer yani. Ama bu tabii dediğim gibi her şeker hastası için değil. Yani böyle şeker hastası var ki şekeri çok yüksek değil veya vücudu çok dirençli. Şekeri yüksek olsa da normal oruç tuttuğunda bir şey olmayacaksa tutabilir. İnsülin kullanması ihtilaflıdır. Alimler bu konuda insülin kullanmayı mümkün mertebe, bunu geceleri insülin yapmayı eğer tutuyorlarsa da şeker hastaları. Fakat insülin kullanacak kadar şekeri ilerlemişse bu insanların oruç tutmamaları evladır. İyileşmeleri durumunda kaza ederler. İyileşme imkanı yoksa güne gün her gün için bir fitre verir. Hem Ramazan içinde verebilir, hem Ramazan'dan sonra verebilir. Ama Ramazan içinde eğer insülin gibi belen daimi bir hastalıksa onu Ramazan içinde fitresini vermesi, hatta her güne bir fitre veya Ramazan çıkmadan, Ramazan bayramında, bayram namazından önce fitreleri vermesi vacip olan veya evla olan budur. Bir de mesela hastalıktan hastalığa fark ediyor. Ben bir iki not aldım müsaadenize. Buyurun. Mesela midenin görüntülerini almak için endoskopi denilen bir aletle midenin içerisi kontrol edildiğinde. Bu benim öğrendiğim kadarıyla iki çeşit yapılıyor. Bir vücudu biraz daha suumsu, yağlı bir şey, içerisine su koymadan, yani o alete su bırakmadan bu şekilde endoskopi mideye indirilirse ve mide endoskopi vasıtasıyla hiçbir şey mideye indirilmemişse orucu bozmaz. Ama
midenin mide duvarını işte boğazdan indirinceye kadar bu endoskopinin diyelim ki kamera başlıkların hafiften böyle su püskürtülmesi, iki de bir böyle su püskürtülerek önü ıslatılarak şey yapılırsa bu orucu bozar. Bir de kolonoskopi denilen yani kalın bağırsak görüntülerini almak için indirilen alet de bunun gibidir. Aynı bunun gibi. Eğer bir madde içerisine konularak oraya indirilirse orucu bozar. Eğer indirilmeden sadece görüntü, kuru kuruya görüntü almak için gönderilirse, çünkü orucun içinde bir şey kalmıyor, tekrar geri çekildiği için orucu bozmaz. Bu makattan, çok affedersin, makattan alınan görüntüler de o da öyle. Eğer herhangi bir madde vücuda bırakılacak şekilde olursa orucu bozar, değilse bozmaz. Anladım hocam. Peki hocam, ilk bölümümüzde bunlara değindik. İnşallah ikinci bölümümüzde diğer sorularımıza devam edeceğiz. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, ikinci bölümde buluşmak üzere. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, ikinci bölümde tekrar karşınızdayız. Kaldığımız yerden sorularımıza devam edeceğiz. Hocam, orucu bozan fakat sadece kazayı gerektiren haller nelerdir? Evet. İlmihal kitaplarında çok uzun uzadıya orucu bozan haller anlattıklarında orucu sadece kefareti gerektiren, sadece kazayı gerektiren, hem kazayı hem kefareti gerektiren haller sıralandığı yerlerde orucu sadece kazayı gerektiren haller yeme içme hususunda insanın haz almayacağı bir biçimde olursa sadece kazayı gerek. Mesela acı bir badem çekirdeğini yutmak, zeytin çekirdeğini yutmak veya acı bir zeytini yutmak, acı bir zeytini yutmak veya tahta parçasını, taş, toprak parçasını yutmak. Bunlar çamur yemek. Bunlar normalde orucu bozar ama insana tat, haz almadığı için orucu sadece kazayı gerektirir. Yine eşler birbirleriyle sevişliklerinde, öpüştüklerinde veya birbirine sarmaş dolaş olduklarında gerek kadından gerek erkekten meni akıntısı olursa sadece kazayı gerektirir. Cinsi münasebet yapılmadığından dolayı. Şimdi mezi vakı olsa orucu bir halel gelmez. Mezi ile meni birbirinden farklı ve meni şehvetle gelen bir sudur. Hamur kokusu bir kokusu olur. Yani buluğ çağına eren insanlar şehvetle gelen bir suyun hangisinin meni, hangisinin mezi olduğunu bilir. Mezi erkekler açısından tarif edildiğinde belki daha güzel anlaşılır. Çünkü bayanın menisi fışkırarak gelmez, erkeğinki fışkırarak gelir. Dolayısıyla erkeklik uzvunun canlanmasından sonra meni gelmeden hafif bir yapışkan tükürük suyu, tükürük bezi gibi böyle sade bir akıntı olması buna mezi deniliyor ki bu orucu bozmaz yani. Ama meni aksa orucu bozar. Yine ayrıyeten insan çok miktarda tuz yemek, acı bir şey yutmak, herhangi bir ilaç, gıda manasına gelecek herhangi bir ilaç vücuda vermek, bu da sadece kazayı gerektirir. Ama boğazdan tat alınarak alınırsa bu kefareti gerektirir. Yani bir insanın yemesinde, içmesinde mideye giden bir gıda maddesi insanın şehvetini, lezzetini, zevkini, ağız tadını böyle normalin dışında, normal olmayan bir tatla alınan cisim ne olursa olsun bu kazayı gerektirir. Kefareti gerektirmez. Bir de ayrıyeten İnsan oruç işte iftar saati oldu diye zannederek hava bulutlu öyle bir yerden yanlış bir ses duysa veya kendi tahmini olarak artık her taraf karanlık oldu deyip iftarını açtıktan sonra bir de baksa ki sonradan bulutlar çekilse görürse ki daha imsak vakti olmamışsa iftar vakti olmadığını görürse o da güne gün kaza eder. Veya unutarak yemek yiyen, içen bir insan
sonradan farkına varsa ki vay ben oruçluydum, ben niye yedim içtim, herhalde orucum bozuldu, herhalde. Bu konuda orucu, bunun orucu bozmadığını bilmeyip, herhalde orucum bozuldu deyip de orucunu yese o da güne gün kaza eder. Çünkü unutarak orucu yemiş, aslında o şekilde oruç bozulmaz ama bozulduğu zannıyla devam ederse o da şey olur, o da güne gün kaza eder. Yine ayrıyeten imsak saati daha olmamış deyip de kalkıp imsaktan sonra yemek yese, sonradan farkına varsa, yani işte sonradan birileri dese imsak kaçta başlıyor, şunu da başlıyor, hay ben ondan yarım saat sonra da yemiştim, ne yapayım? O ne yapması lazım? O güne gün kaza etmesi lazım. Bir de yolculuk esnasında, dedi ki yolculuk esnasında bir insan önce oruçlu sonra yolculuğa niyet eder de eğer yolculuğa çıktıktan sonra kalkıp orucunu yese o da güne gün kaza eder. Ona kefaret gerekmez. Evet. Kefaret gerektiren hususları böyle ele alırsak sadece kefaret gerektiren. Evet. Kefareti gerektiren en azından. İmam Şafii'ye göre, Şafii mezhebine göre öyle diyelim, sadece cinsi münasebette kefaret var. Bunun dışında hiçbir şekilde insan kasten yese içse de güne gün kazadır. Şafilerde genel kayda budur. Ama Hanifilerde yeme, içme ve cinsi münasebette bulunma, bunlar kefareti gerektiriyor. Kefarete 60 gün üst üste bir gün için 60 gün üst üste oruç tutmadır. Peki bir Ramazan içinde 2-3 kefareti gerektiren hal olsa ne olacak? İnsan bir kefaret ondan sonraki günler içinse kaza eder. Yani diyelim ki adam 3 sefer kefareti gerektiren hal insanın başına geldiğinde işte her bozulan kefareti gerektiren o oruç bozma hali için 60'er gün tutmayacak. Bir kefaret, yani bir Ramazan'da bir kefaret gerekir. Bir de onu söylemişken Ramazan dışı bir konu aklıma geldi. Nafile oruçlarda kefaret yok. Nafile oruçlar kasten bozulsa ona kefaret yoktur. Yani her halükarda, ister cinsi münasebet yoluyla olsun, ister yeme içmeyle olsun, nafile oruçlarda kefaret. Kefaret sadece Ramazan orucuna hastır. Demek ki kefareti gerektiren hal, Şafii mezhebine göre sadece cinsi münasebet için, Hanefi mezhebine göre hem cinsi münasebet hem de yeme içme ile ilgili hususlarda kasten insan tadı güzel, insan haz alacağı yeme içmelerden birisini gıda olarak aldığında bunu güne gün kaza değil 60 gün kefaret vermesi lazım. Evet. Bir de şey var hocam, yani genel itibariyle artık böyle hiç oruç tutmayan, yani keyfine göre hiç oruç tutmayan, bilerek bırakan, bilerek tutmayan kişiler var. Özellikle son dönemlerde biraz daha artmış durumda. Yani bunlarla ilgili hüküm nedir hocam? Hani bunu da açabilir miyiz? Şimdi aslında İslam hukukunun yürürlükte olduğu yerde bunlara çok ağır müeydeler uygulanır. İmam Ebu Hanife'ye göre hapsedilir ta ki oruç tutacağım diyene kadar o insan hapisle cezalandı, cezaevle cezalandırılır. Diğer mezhep imamlar biraz daha ağır uygulamaları, Asr-ı Saadet'te de hiç bilerek sebepsiz yere orucunu durup dururken bozan hiç olmadığı için bunun hiç Müslümanlarla alakası olmayan bir mesele olduğundan, yani kişinin Cenab-ı Allah'a karşı savaş ilan etme, Cenab-ı Allah'a kafa tutma, Allah-u Teala'nın dinini hiçe sayma ve vücudun zekatı olan oruç tutmayı ya karşı çıktığından dolayı farklı farklı meydeler uygulanır. Ancak İslam dininin yürürlükte olmadığı yerlerde tavsiyelerle bu insanlar uyarılır, nasihat edilir. Her oruç bozan insan çok kötü niyetli olduğundan dolayı değil, böyle bir hassasiyetten haberi olmayan insanlar da olabiliyor maalesef. Yani tabii bunun içinde tırnak içinde söyleyeyim bununla ilgili. İslam'da yönetim dini bir sorumluluktur. İslam'da yönetim dini bir sorumluluktur. Yönetim ve rejim Kur'an'a ve sünnete ters olamaz bir İslam ülkesinde. Bir İslam ülkesinde
Cenab-ı Allah'a karşı Cenab-ı Allah'ın dinini seçip seçmemede insan özgürdür. Ama o dini seçtikten sonra uyup uymamada insan serbest değildir. Yani kişi Müslüman olur, olmayabilir. Bu ayrı. Ama Müslüman olan İslam'a uymak mecburiyeti zaten Müslüman demek, teslim olan demektir. Dolayısıyla oruç ayında, Ramazan'da oruç tutmayan bir insanın velev ki mazereti olsa, yolculuk olduğunu düşünelim, hastalık olduğunu düşünelim, alenen oruç yememesi lazım. Aleni olarak oruç yememesi lazım. Halbuki bütün ibadetlerde asıl olan riyadan uzak, insanlardan değil Allah'tan korkmak lazım. Ama oruçta toplumda kötüye emsal temsil edeceği için oruç ayında, Ramazan'da oruç tutmak, hele hele insanlar gittikçe dediğiniz gibi gerçekten insan kahroluyor. Gençler bakıyorsunuz, sigarasını bile tutturuyorlar. Ben geçen sene iki tane gençle karşılaştım. Dedim kendilerine, dedim gençler, yani oruç yemiyorsunuz, niçin yemediğinizi bilmiyorum. Evet, tutmuyorsunuz, niçin tutmadığınızı bilmiyorum. Ama böyle yüzüme bakarak sigara tutturmaz. Amca özür dilerim. Ama biraz önce bir tane hocamla, bir sakal bir hocayla biz beraberdik. Dedim kusura bakmayın, biz işte oruç yiyoruz. Dedi ki fark etme, herkes kendi ameli üzerine gider. Tabii yani sıkıştırıp üzerine gidip bozmak değil, hatırlatmak veya en azından o konuda bir nasihatta bulunmak bizim boynumuzun borcudur. Yani kötülüğü gördüğümüzde müdahale etmemiz lazım. Ne demek müdahale? Yani o kötülüğün ortadan kaldırması için Müslüman'ın müdahale etmesi lazım. Eğer gücün varsa güç kullanman lazım. Gücün yok, dille söylemen lazım. Dille söylesen de çok ciddi infialları sebep olacaksa kalben buğz etmekten en azından kendini Müslüman uzak tutmaması lazım. Dolayısıyla böyle alenen millet içerisinde gezerek oruç tutmak İslam ahlakına, İslam inancına aykırıdır. Toplumun ahlakını bozar ve insan haklarına aykırıdır yani. Gerçekten ben bir ara 1981'de yaz ayında ben bir yerde imamlık yapıyordum bir köyde. Televizyonda yaz tatbikatı yapılıyordu. Dışarıdan gelen subaylar gelmişlerdi. O gün genelkurmay başkanlarından biri oruçluydu. Çay geldiklerinde onun çayı getirilmedi. Sordular, hangisinin çayınız? Dedik biz bu ayda, bizim bu ay mukaddes bir aydır, oruç aydır, biz oruçluyoruz dediler. O zaman kaldırırız yani. Ayıp olur yani. Yani kafir bir subay en azından ayıp olur diyorsa, Müslüman bir insan toplum içerisinde, o da en azından ayıp olur demesi lazım yani. Yani orucu alenen, oruç tutmak, hatta oruç tutmayanlar için çayhana, lokanta, meşrubat yerlerini açık tutma da, o da ayrı bir isyanı gerektiriyor, yani çağrıştırıyor. Yani gerçekten Cenab-ı Allah'a karşı toplumun hakikaten bu konuda biraz daha duyarlı olmasını, bizim birbirimize karşı hürmet etmemiz lazım, dini duygularımızı takir ve taciz etmememiz lazım. İnsanlar birbirine karşı kibar davranmaları lazım. Bu bir ahlak meselesidir, bu bir medeniyet meselesidir, bir anlayış meselesidir. Ama Müslümansa başta bu bir inanç meselesidir, akide meselesidir. Evet. Ya, özellikle zaten dikkat edilmesi gerekiyor. Dediğiniz gibi gerçekten hocam, hani elbette maddi sorunlardan dolayı, ekonomik durumlardan dolayı belki insanlar sıkıntı çekebiliyor. Bir ay boyunca düşünün, bir lokantacının gideri, masrafı zaten demirbaş bir şekildedir. Yani onu her halükarda ödeyecek, fakat karşılığında bir geliri olmayacak. Bu sebeple gündüzleri açıp oruç tutmayanlara da hizmet vermek isteyen olabiliyor. Fakat o yemeğin kokusu, o güzel yemeklerin görüntüsü bazen bu anlamda oruçluyu da hani zora sokabiliyor. Şu an itibariyle biraz da adet olmuş hocam. Akşamları özellikle insanlar artık evlerde iftar yapmak yerine lokantaları da tercih edebiliyor. Akşam saatlerinde açık olmasında belki bu manada beis yoktur. Ticaretini yapabilir fakat gündüzleri... Tabii. Yani zarar olmayanlar oruç tutmak mecburiyetindedir. Zaruri mazeret olmayan. Mazeret olanlar da bunu biraz aleni yapmamaları lazım. Aleni yapmaması lazım. Yani bir lokantacı lokantasını açmak mecburiyetten başka bir çaresi yok. Çok ciddi bir, eğer sorun olacak cinste bir şeyse onu en azından ne yapması lazım?
lokantasının önünü bazı böyle perdelerle, ne bileyim böyle biraz önce dediğiniz gibi yani bir yemek kokusu, işte efendim pişmiş aşın dumanı, böyle alenen burada millet yiyor, içiyor dedirtmemeli. Yani dedirtmemek lazım. Bu konuda gizli tutmak lazım. Ben mesela şunu söyleyeyim. Şu ana kadar kime tavsiye etmişsek, ellerinden öpsün benimki çocuklarımın bir freni var. Gündüz kapatıyorlar. Elhamdülillah söylemeden de çocuklar kapatıyorlar. Ve gündüz ikinden sonra açıyorlar iftara hazırlık yapma. Bir şeyler o anda gelip yemek isteyenlere vermiyorlar. Vermeyin diyoruz. Vermiyorlar. Ve her sene şey yapıyoruz. Ramazan'da kapattıklarından dolayı Ramazan öncesinde ki ciroları Ramazan'da daha artıyor. Yani akşam iftara ve sahura sadece fırınlarını açıyorlar ve Ramazan ciroları diğer aylardan daha iyidir yani. Allah bereketini bir şey yani. Veriyor mu? Öyle yani. Çünkü rızk veren Allah'tır. Bu müşteriyi sana gönderecek olan Allah-u Teala'dır. Müşterinin gönlünü sana çevirecek olan Allah-u Teala'dır. Zaten insan rızkı kendi bileğinin ürünü olarak, kendi çalışması, gayreti olarak sadece görse bu bir basiretsizliktir. Yani bu aslında bir Allah-u Teala'nın vermiş olduğu bir mümindeki farasatın kaybolması demektir. Evet, aynen öyle. Razak olan Allah'tır. Yani genelde eskiden zaten bu anlamda çok daha fazla hassasiyet vardı hocam. Lokantalar bir şekilde gazetelerle, perdelerle hani camlarını örterlerdi. Eğer hani oruçlu olmayan insanlar var ise de o şekilde yemeklerini lokantada yerlerdi ama şu an biraz daha aleni olmuş durumda. Hocam az önce nafile oruca değindiniz. Ben onunla ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi nafile için niyet etmiş biri orucunu dediğiniz sebeplerden dolayı bozdu. Bunda kefaret gerektirmiyor. Fakat bozduğu için herhangi bir cezai müeddesi var mıdır? Çok önemli. Şafilerde orucun, tutulan orucun hükmü neyse kazası da odur. O zaman nafile oruç tutmak farz mı? Değil. Vacip mi? Değil. Sünnet mi? Değil. O zaman kazası da farz, vacip, sünnet değil. Ama Hanefi mezhebine göre, Ebu Hanife'ye göre ve Ebu Hanife'nin talebelerine göre de o tutulan, daha doğrusu eda edilmek istenen bir ibadet, sadece oruç değil, namaz da öyledir. Başlandıktan sonra bozulursa kazası vacip olur. Çünkü bir ibadet de başlandıktan sonra o ibadet Cenab-ı Allah'ın huzuruna sunuluyor. Sen yarıda bırakınca Cenab-ı Allah'ın hesabı, Allah-u Teala'ya vereceğin hesabı yarıda bırakıp kestiğin için sebepsiz yere kesmek caiz değil. Sebepli olursa bu sefer kazası vacip olur. Demek ki Ebu Hanife'ye göre tutulan bir nafile oruç bozulursa güne gün kaza edilmesi vacip olur. Evet. Yani farzdan daha hafif, hanifilerde vacip, sünnetten kuvvetli, farzdan daha hafif. Yani zannî delille tespit edilen hükümlere vacip denilir Hanefi mezhebinde. Diğer imamlara göre ise bu sünnet-i mekededir. Demek ki Ebu Hanife'ye göre tutulduktan sonra bozulan bir nafile orucun kazası vacip. Diğer mezheplere göre ise kazası yoktur. Çünkü kendisi hükmü yok ki şey olsun, kazası olsun. Evet, bunu da açıklık getirmek evet, istedik hocam. Peki Ramazan'da işte belirttiğiniz sebeplerden dolayı orucu bozuldu bir kişinin. Bunun kazasını veya kefaretini ne zaman ve nasıl yapmalıdır hocam? Evet. Biraz önceki sorduğunuz soruyu müsaade etsen bir tırnak içinden bir parantez açalım. Tabii hocam. Nafile oruçlar unutularak bozulduğunda bozuluyormuş. Halk arasında böyle bir deyim var. Artık kim, nerede, nasıl uydurmuşsa bilmiyoruz. Fakat da unutularak bozulan oruç ister farz olsun, ister nafile olsun bozulmaz. Öyle ki insan doya doya yemiş olsa hem Ramazan orucu hem nafile orucu. Bir baktık ki birisi unutarak orucunu yediğini gören bir insana da bu sefer ayrı bir fakir bir sorumluluk düşüyor. O da nedir? Eğer bünyesi zayıfsa bırak Allah onu unutturmuş, sen onu hatırlatman mekruhtur. Ama bünyesi yerinde ise bir insanın, o unutmuşsa senin hatırlatmaman mekruhtur. Ya bana ne, ben şimdi söylesem yanlış anlaşılır, belki adamcağız yiyorsa yesin, demek ki Allah onu unutturmuş, ben niye hatırlatayım dememek lazım. Seyredenin
ne düşen bir fakir bir sorumluluk var. Bünyesi zayıf olanı hatırlatmamak, bünyesi güçlü olana hatırlatmak gerekiyor. Bu da oruç bozan değil, orucunu unutarak yiyenin seyredenin hükmü. Ama nafile orucu unutarak yiyen bir insanın orucu bozulmaz. Halk arasında nafile oruç unutarak olsa bozulur. Yani halk arasında derken ekseri avam bunu çok soruyorlar. Her sene belki yüzlerce sefer bu soru bizden telefonlarla karşılaştığımıza soruluyor. Nafile ile Ramazan arasındaki bu konuda hiç fark yok. Yani. Fark yoktur. Evet. Oruç aynı hükme sahiptir. Öyle. Dediğimiz gibi kaza ve kefaretle ilgili durum evet. Nasıldır? Kaza ve kefaretle ilgili eğer kişi hani aybaşı ve benzeri hastalıklardan kadının ani olan hastalıklarsa zaten Ramazan içerisinde tutamadığı oruçlarını sonradan kaza eder. Eğer yıl içerisinde iyileşmeme, mesela kadın doğum yapmış, sonrasında da çocuğu emzirecek, en azından bir yıla kadar çocuğun sürekli emzirmesi gerekiyor, çocuğun bakımı, gıda alması gerekiyorsa ne yapar? Ramazan çıkar çıkmaz o fidye verir, sonra iyileşince kaza da eder. Hanefi mezhebine göre ise sadece kaza eder, fidyesi verilmez. İyileşmesi mümkün olan hastalık için sadece kaza, olmayan için de fitre verilir. Güne gün bir fitre verilir. Kefaret ise Ramazan çıktıktan sonra, tabi Ramazan bayramında oruç tutulmaz, senenin 4 gününde oruç tutulmaz. 4 gününde oruç tutulmaz. Bir, Ramazan'ın 5 günde oruç tutulmaz. Bir, Ramazan'ın ilk günü, bayramın 4 gününde oruç tutulmaz. Kurban bayramında 4 gün, Ramazan'ın da 1 gün orucu tutulmaz. Böyle ki bir insan düşününüz, hani sünnete uygun olmamakla beraber tutmak isteyen insan olsa ne olabilir? Tutabilir. 12 ay oruç tutsa bile bir insan Ramazan bayramında oruç tutamaz. Kurban bayramı 4 gününde oruç tutamaz. Bugünlerde oruç tutamaz. Şimdi bununla şu da çıkıyor. Hani orucun manevi boyutunu ele alan alimler açıklamışlar. Şevval ayında, yani Ramazan'dan sonraki Şevval ayında 6 gün oruç tutan, Ramazan'da da ay boyunca oruç tutan bir insan 365 gün oruç tutmuş gibi oluyorlar. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hasenatlar 1'e en az 10'dur. 1'e en az 10. 30'u 10'la çarptığımızda, 6'yı 10'la çarptığımızda 360 yapıyor. Peki o 5 nereye gidiyor? Çünkü 5 de bayram günleridir. Öyle. O da o öyle. Dolayısıyla Ramazan'ı oruçlu geçiren, Şevval'ın 6 gününde tutan bir insan bütün sene boyunca oruç tutmuş kadar sevap almış oluyor. Yani 12 ayın 5 gün hariç, zaten senede 365 gündür. O 65 günün 5 günü 1 gün Ramazan, 4 gün Kurban Bayramı. Bu günler dışında diğer günlerin tamamını oruç tutmuş gibi sevap almış oluyor. Demek ki gelelim sorumuzu toparlarsak, kefaret oruçlarımızı Şevval'dan sonra da olabilir, Ramazan bayramı bittikten sonra da olur. Bunda sıkıntı olmaz. Bir insanın üzerinde 6 gün bir kazası olsa, Şevval ayının orucunu tutsa ne olur? Hanefi mezhebine göre ikisini aynı niyetle tutabilir. Ama bazı İslam alimlerine göre, müştehitlere göre hayır. Bir niyette iki ibadet bir arada gitmez. Şevval ayın ibadeti ise Şevval ayı, değilse kaza ise kaza tutulabilir diyorlar. Yani bunda bir fakih olarak öyle bilinsin. Mesela. Bir de şey var hocam, yani örneğin Ramazan'da işte bir şekilde orucunu tutamadı. Şimdi biliyoruz Ramazan artık yazın ortasında, vakti uzun. Hani belki Ramazan'dan sonraki süreçte de bu zaman süresi uzun olduğu için belki bu mahiyette yine tutamayacak. Bunu mesela kışın o gündüzün kısa olduğu vakitlerde tutma ya niyet etmesi doğru mudur? Yoksa hemen Ramazan'ın ardında, Şevval'in ardından tutması mı gerekir? Eğer vücudu uzun günlerde oruç tutmaya müsait değil, ya hastalanacak ya da takatın düşüp vücutta bir şey kayıp, bir uzunu işte görme, duyma, tatma özelliğini kaybedecek cinste bir şey, o da sağlam, güvenilir bir tabibin, bir doktorun vereceği rapora göre, öyle olan bir insan
kısa ve serin günlere ertelemesinde bir sıkıntı yok ama bunun dışında asla insan bunu yapamaz. Yani normal bir insanın, ya ben işte yazın çalışıyorum, dur kış gelsin, hem günler kısa hem de serin, o günlerde kazamı yapayım demeye kalkan bir insan, kışa kalacağını garantilemiş gibi düşünecek ki halbuki öyle değil. Ramazan evet. biter bitmez, onun kaza vakti girmiş oluyor. Edayı geciktirmek nasıl caiz değilse, kazayı geciktirmek de gereksiz yere caiz değildir. Allah razı olsun hocam. Önemli bir konuydu özellikle. Bir de hocam, iftarımızı neyle açmalıyız? Şimdi çok acıkınca artık sofralarda tabii geniş bir yelpazede kuruluyor. Çeşit çeşit, envai çeşit yiyecekler. İftarı açarken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Özellikle sünnet mahiyetinde ve sağlık mahiyetinde hocam. Günümüzde oruçla ilgili ihmal edilip, üzülerek söylüyorum, yani kimseyi töhmet altına bırakmak adına söylemiyorum. Genel itibariyle diyorum, genel itibariyle. Yani Diyanet'in dahi bu konuda ciddi, geniş manada bir açıklama yapmadığını. Maalesef ilmihal kitaplarında da bu konuda birçoklarında hiç yok, bazılarında çok az böyle anlaşılmayacak bir iki cümleyle geçiştirdiklerini görüyoruz. Konu nedir? Konu şu. Anlatmak istedim. Şimdi iftar açmak ile yemek yeme karıştırılıyor. Ramazan'da iftar açılır, namaz kılınır, sonra yemekler yenilir. Sünnet olan budur. Sünnete uygun iftar açma budur. Bu çok önemli. Ama çok çok önemli. Hatta öyle yapılıyor ki koskoca şehirlerdeki camilerde akşam namazları cemaatle namaz kılınmıyor. Çünkü adam iftara gitmiş diyor. Zaten gittiği yerde de namazını orada kılar. Çok cami yakın değilse, neredeyse camilerde akşam namazları Ramazan'da akşam namazları cemaate kılmanın önü almış. Halbuki tekrar söylüyorum. İftar saati olur olmaz iftarı açılır, namaz kılınır, sonradan yemek yenilir. Ama biz öyle bir iftar açıyoruz ki bir önce dediğiniz gibi çok türlü, tuzlu, turşulu, tatlı, acılı şeyleri karıştırır, öyle bir şeye getir. Mide onu öyle bir hale getirir, davul gibi mideyi doldurduktan sonra zaten ibadet de etmekte zorlanıyor insan. Bu çok sıkıntılı. Demek ki sünnete uygun olan iftar açma şekli önce söyleyelim. Demek ki iftar açtıktan sonra namazımızı cemaate kılmamız, sonra iftar açmak sünnete uygun olan budur. Hocam sofralar hazırlıyor. Kardeşim sofrayı hazırlamak da yanlış yani bu arada. Yani iftarı açtıktan sonra namazlar kılınır. O arada bu işle meşgul olan insanlar sofrayı açar, namazın cemaatine son rekatına yetişecek şekilde bir iki kişi o fedakarlık yapar, gelir yine cemaat sevabını da alır. Sonradan sofrayı kurarlar, yemeğini yerler. İftara kadar, teravihe kadar zaten sofralarını yaptıktan sonra, teravihden sonra, yemekten sonra teravih namazı başlanır. Demek ki bu biraz çok önemli. Burası çok önemli. Camilerde akşamları iftar açılacağı için imamlar ezanı okur, yemek yemeye giderler. Akşam ezanını camide cemaate kılma birçok camide. Hepsini demiyoruz yani. Kimseyi töhmet aldı. Ama ekseriyeti böyle yapıyor. Bu ciddi bir kerahat, ciddi bir mekruh işleniyor. Ne ile açılmasına gelince memleketin ihtiyaçları memlekete göre değişir, vücudun ihtiyacına göre değişir. Eğer kişi çok susamışsa su ile açmak, değilse tatlı ile. Bu tatlı içerisinde en mutat olan hurmadır. Çünkü hurmayı bugün bilimsel olarak tespit edilmiş, hurma kişinin şekerine bile zarar vermiyor. Ve besin maddesi, kalorisi çok yüksek olan bir gıdadır. Yani bir hurma yiyen bir insan, efendim bir dürüm ekmek yiyen insan kadar kendine gelmiş oluyor. Ki mideyi de aniden doldurmadığı için insanın böyle kan dolaşımını aniden harekete geçirmediği için can vücuduna fazla zarar vermiyor. Bugün açılan iftarların iki yönü fıkha aykırıdır. Haram demiyorum, fıkha aykırıdır. Yani sünnete aykırıdır. Birincisi, oruç ayı periz ayıdır. Mideyi dinlendirme, vücudu istirahat ettirme, çok kalorileri fazla, birbirinden farklı kalorileri alarak mideyi rahatsız eden diğer aylarda
Ramazan'da ise bu dinlenir. Demek ki iftarlarımız çok çeşitli olmaması lazım. Şatafatlı sofralar fıkha aykırıdır. Ramazan'da sahurda bir şeyler yiyeceksin, iftarda bir şeyler açacaksın ve kendini ibadete vereceksin. Zaten çok türlü, çeşitli, bol miktarda iftar yiyen bir insan ne ibadet doğrusu edebilir, etse bile kendini zorlar. Çok abid olan bir insan yok, ben namaz kılacağım der ama bununla beraber zorlanır. Halbuki az yiyen bir insan daha çok ibadet yapabilir. Geceler, akşam iftarını çok bol bol yiyen bir insan uyuması, sahura kalkması çok zor olur. Ama az yiyen bir insan biraz uyuduktan sonra zaten fazla tok olmadığı için, tıka basa mideyi doldurmadığı için de uyanır. Demek ki Ramazan'da bu iki şey önemli. Bir, az çeşit ve az yemek. İki, iftarı açtıktan sonra cemaatle namaz kılmak. Sonradan iftarımızı yemek. Yemeğimizi sonradan yemek. Yani namaz ile yemek, iftar ile yemek arasına namaz sıkıştırmamız lazım. Namazı bir hurmayla, bir tatlıyla, artık neyse ki bir bardak suyu veya bir kısım az bir suyla. Çünkü vücut zaten kaç saatten beri 16-17 kim yerlere göre 17-18-19 saat boş olan vücuda sen direktmen yiyeceği indirdiğin zaman ya beyin kanaması insan geçiriyor, ya şekeri yükseliyor, ya tansiyonu yükseliyor. Dikkat edin, Ramazan'da, Ramazan'a bir hafta kala tabipler televizyonlarda aman ha yağlı yemeğin, şunu karıştırmayın, şu yekleri önce alın, şunu sonra alın gibisinden, yani tabir caizse hastaneler ve ambulanslar teyakkuzdadır. Her an beyin kanaması, her an işte mide kanaması, yok tansiyon yükselmesi sebebiyle hastalar acillere gidiyor. Halbuki Ramazan insanı hasta düşüren bir ay değil, insanı sahata kan. Yani sumu ve sihhu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Oruç tutun, sıhhat bulasınız. Oruç tutuyoruz, asalanıyoruz. Biz burada bir sıkıntı var. Sıkıntı o yani. Evet. Biraz sanki yemekten ziyade ibadette perhize gidiyoruz hocam. Aynen. Biraz, garip bir Ramazan'ın bir biraz olmuş. Öyle. Ben bir ara bir yerdeki kardeşlerimize Allah selametlik versin. Şu anda kendisi İslami hizmetlerinden dolayı şu anda aramızda olmayan bazı hocalarımızdan bir ara dedim ki bunu iyice işleyelim televizyonda ve gazetelerde. Dediler hocam, biz diyoruz oruç yemesinler de akşam ne yiyorlarsa bıraktım. Oruç tutsunlar da nasıl tutuyor tutuyor. Ama işin asıl boyutunu da bilmemiz lazım. Evet. Yani bu bilinmediği için mi insanlar yapıyorlar? Ya tekrar söylüyorum. Yani birçok resmi camilerde imamlar, yani ciddi ciddi mulla olan insanlar da bu ihmalkarlıklar oluyor. Evet, gerçekten şunu da dikkat ediyoruz. Ramazan ayında akşamları, akşam ezanlarında özellikle makam diye neredeyse bir şey kalmıyor hocam. Çok hızlı bir şekilde belki doldurmayan bir ezan edasıyla ezan okunuyor. Çok özür dilerim, burayı düzeltelim. Ben burası çok önemli. Bazı bilmeyenler de şöyle diyorlar. Hocam bak adam çok acımış, baksana nasıl bir ezan okuyor. Diğerlerinde çok uzatıyordu. Orada uzatmak mekruh olur çünkü iftar saatidir. İftar saatleri için yani akşam ezanı o sebeple. Zaten dikkat edin, tasavvufta da o ezanın taganisiyle ilgilenen insanlar akşam ezanı nasıl okunması lazım, sabah ezanı nasıl, yatsın lazım. En uzun olanlar üç vaktin ezanı çok uzun olması lazım. Fıkıhta böyle müstahsen görülüyor, yani sevaplı görülüyor. Bir sabah, öğle ve yatsı namaz. Sabah milleti kaldırmak için, akşam da artık son görevimizi yapıyoruz, yatsı son görevimizi yapıyoruz. Ama akşam kısa kısa. Çünkü hem akşam namazının zamanı kısa, hem de iftarını erken açmak hususunda eğer bir insan bilmeyerek öğle ezanı gibi uzun ezan okusa, bazı kitaplara göre kerahat işlemiş oluyor. Yani onun kısa olması, o da ayrı bir fakihdir. Yani onda sıkıntı yok. Yo, şey mahiyetinde zaten. Tabii yani düzeltme babında söyledim. Normalde zaten kısa okunur elbette. Hani makamı da kısadır. Yani kısacası orada Ramazan'da bizim şunu söyleyelim. Ramazan'da iftar açma şekli ve iftarı ne ile açma, bunlar çok önemli. Tatlı veya su cinsinden mutat olan insan iftarını açtığında biraz insanı güçlü tutacak veya çok zaruri ihtiyaç hissettiği maddeyle insan orucunu açar. En evla olan
hurmadır veya kuru üzüm veya tatlı da olabilir bugünkü yapılan suni tatlılarda. Ama şekil ise, yani iftar açma şekli ise, iftarımızı açtıktan sonra akşam namazımızı, ondan sonra iftarımızı, yani yememizi yeme çalışmamız, sünnete bu sünnete olan, sünnete uygun olan budur. Ve ben burada takdir ediyorum. İstanbul'da Mescid-i Selam diye bir mescidimiz var. Gerçekten de bu konuda çok sünnete riayet ederek asla orada cemaat namazı iftar sebebiyle ihmal etme imkanı yoktur. Çünkü herkes o konuda hemfikirdir. İftar açılır. Ezan okunduktan sonra hemen ayaküstü biraz su, birer ikişer veya üçer hurma alındıktan sonra namaz kılın, namaz kılındıktan sonra yemeğe gidilir. Onu da takdir ediyorum yani. Allah razı olsun hocam. Hocam son olarak artık Ramazan ayı içerisinde imsakta, iftarda, gündüz nelere özellikle dikkat etmemiz gerekiyor oruçlu kişiler olarak? Evet, yani bu bence bu iki günden beridir anlatmaya çalıştığımız oruç ve Ramazan olayının en nirengi bölümünü, en bunun mihengi budur, bunun ana harteli aslında budur. Ramazan, Seyfullah Bey, Ramazan'ın bir manevi boyutu var, bir maddi boyutu var. Yani Ramazan'ı fıkhen bozan şeyler var ama irfanen bozan şeyler var. Yani bazı şeyler var ki Ramazan'ın orucunu bozuyor ama kazayı da kefarete gerektirmiyor. Nasıl bozuyor? Sevabını bozuyor. Mesela kişinin gıybet etmesi, kişinin sert davranması, sinirli olması. Ramazan orucunu tutarken insanlar şey gibi oluyorlar, çıplak kablo gibi oluyorlar, dokunamazsın. Dokunduğun zaman şas yapar. Halbuki tam tersine, sinirlenen bir insan olsa karşıdakilerin en esayim, ben oruçluyum. Hadis-i şerife göre. Dolayısıyla Ramazan'da, yani mide boş kaldığı miktarınca gönülün dolması lazım. Yani günlüğümüzü doldurmamız lazım. İnsanın ruh alemi, insanın manevi boyutu, insanın irfani boyutu, marifet boyutu çok böyle zinde yapması lazım. Öyle bir şey ki o Ramazan'da o kadar güzellikler insanı yakalayacak ki diğer 11 ay bunun tesirinde kalacak. Yani Ramazan'dan 2 ay sonra birisini gördüğünüzde, Ramazan öncesinde gördüğünüzden onun ahlakı üzerinde bir kemalata doğru gittiğini hissetmeniz lazım. Manevi oruçta birbirimizi, oruçta zekatlarımızı, fitrelerimizi, ibadetlerimizi çoğaltmak, fitrelerimizi ve zekatımızı verme, fakir fukarayı gözetme, komşu, akraba, dost, ahbabı iftara çağırma, sahur verme, infaklarımızı, sadakalarımızı çoğaltma, manevi tesbihat ve dualarımızı, zikir, ibadet ve taatımızı çoğaltmamız lazım. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, iki sahur boyunca Ramazan fıkhını, Ramazan'da dikkat edilmesi gereken hususları ele aldık. İnşallah Ramazan'ımızda fayda göreceğiniz ilimler oldu. Hocama çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bilgilerinden dolayı, ilimlerinden dolayı. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Sahur Bereketi programında görüşmek üzere. Hayırlı sahurlar diliyoruz.